Merhaba arkadaşlar, Alaaddin 61'e hoş geldiniz. Bugün kendi aracımı biraz tanıtacağım size. Vlog tarzında bir video olacak. Kısa bir video. Sürüş, test sürüşü yapacağız ve araç hakkında bilgi vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Dışını başka bir zaman sizlere göstereceğim ayrıntılı. Merhaba arkadaşlar, Alaaddin 61'e hoş geldiniz. Bugün kısa bir video yapmak istiyorum sizler için. Bir konuya açıklık getirmek için. Bunu küçük bir vlog anlamına, vlog videosu olarak görebilirsiniz. Şimdi çok sayıda soru yöneltiliyor bana. Yani sürdüğünüz araç nedir? Bu konuda hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Veya küçük bir video yapabilir misiniz? Sürdüğüm araç bu. Nedir? 6. nesil Passat. 2005-2010 arası yapıldı bildiğiniz gibi. Bu model, sürdüğümüz model, şu anda test sürüşü yaptığımız model. Benim araba yani. 2.0 TDI, yani 2 litre turbo dizel. Çeşitli paketleriyle satıldı zamanında. Trendline en basiti. Comfortline ortanca sınıf yani. Ve Highline en lüksü. Bu sürdüğümüz model Highline. Bunun dış görünümü normal Passat'ta nedir değişiklikler? Mesela önde ızgarası, Volkswagen etrafında amblemin etrafındaki yerler tamamen krom. Highline'a özel. Comfortline'da siyah o ızgara. Ve krom kullanılmış aracın etrafında, yanlarda ve arkada. Bu benim aracın rengi de bu Highline'a özel Moonlight Blue dedikleri renk. Yani koyu lacivert gibi, koyu lacivert diyelim ona. Mesela şu anda auto hold düğmesini açtım. Frenden ayağımı çektim. Geri kaymıyor araç. Otomatik vitese bildiğiniz gibi frende olması lazım ayağınız. Ama bu araçta auto hold açtığınız zaman gerekmiyor. Rampa desteği diyelim ona. Şimdi gaza bastım, geri kaymadı ve gidiyoruz. Biraz da araçtan bahsetmek istiyorum. Bu araç 2.0 TDI 140 beygir gücünde. Bu zamanında 140 ve 170 beygir gücünde olarak üretildi. Bu 140. DSG şanzıman, 6 ileri şanzımanı var. Ayrıca kendinize vites atabiliyorsunuz. Bunu yan tarafa aldığınız zaman şu anda kendi vites atabiliyorum. Buradan veya direksiyonun arkasındaki vites kulakçıklarından. Şimdi mesela ikinci vitesteyiz. 3'e atacağım şimdi. Buradan attım. Veya buradan geri alacağım direksiyondan. Şimdi de otomatik vites moduna geri dönmüş oldum. Bu araçta neler var? Otomatik klima var, çift bölgeli. Isıtmalı koltukta 5 ayar var. Yenilerinde 3 ayara düşürdüler. Şahsen 5 benim için daha iyi. Daha çok ısıtıyor. Arka kısımda ise otomatik perde var. Burada bu düğmeye bastığınız zaman elektronik otomatik aşağı iniyor. Şu anda çalışıyor. Ben normalde kapalı sürüyorum. Ayrıca arka kapılarda da var perdeler. İçe katlanan aynamız var, aynalarımız var. Isıtmalı ve içe katlanabiliyor. Hız sabitleyici tabii ki var. Otomatik silecekler var. 4 ayarı var burada. Ben ikinci ayarında kullanıyorum.
Şu anda açık mesela, yağmur yağdığı zaman otomatik devreye giriyor ve yağmur durduğu zaman otomatikmen devre dışı kalıyor. Bir xenon farlarımız var. Bu bir xenon farın bir xenon demelerinin sebebi ise uzunlar da xenon far, mavi yani. Onun için bir xenon farı adını takmışlar. Ayrıca virajlarda dönüyor. Bu videoda bilmem gösterebilecek miyim ama umarım görürsünüz. Park sensörlerimiz var önde ve arkada tabii ki. Bu eldiven bölümü. Şimdi bu Passat 6. nesil. Şu anda 8. nesil piyasada. Bu 8. nesil full kasa 1.6 TDI videosu yayında. Alaaddin 61 Passat Airline TR yazdığınız zaman, arama yaptığınız zaman bu video karşınıza çıkacak. Onu seyredebilirsiniz bundan sonra isterseniz. Burada başka neler var? Arka camlar filmli, fabrika çıkışı. Ve perdeler de var. Mesela bu perdeleri ve filmli camları kullandığınız zaman perdeleri de tamamen karartıyor ve çok güzel, içeriye hiç kimse bakamıyor. Şimdi en son Panamera videosu Türkçe olarak yayında, çok sayıda izlendi. Teşekkür ediyorum birer birer hepinize. Dediğim gibi far temizleme sistemi de var bu bir xenon farın. Virajlarda çok güzel aydınlatıyor. Mesela o xenon lens yüksek hızlarda o dönüyor ve keskin virajlarda ayrı bir lamba yanıyor. Far grubunun içinde sis lambası değil, golflardaki gibi. Far grubunun içinde arasında bir lamba yanıyor. Bu da keskin virajları aydınlatıyor. Düşük hızda ve yüksek hızda da lens dönüyor. Güzel bir sistem. Gidişi falan nasıl diyecekseniz, 140 beygir gücünde sıfırdan 100'e 9,4 saniyede hızlanıyor. Maksimum hız 205 kilometre limitli. Ama daha çok yapar yani. Ben mesela 220 yaptım ondan. Belki de daha da gider. Bu Passat'larda güzel olan bir şey, arka stop lamba grubu tamamen LED, yani aydınlatması LED, sinyal lambaları LED, fren lambası da LED. Çok güzel bir detay bence. Direksiyonda düğmeler var, yol bilgisayarını falan, kalan menzil ne kadar onu okuyabiliyorsunuz. Highline olduğu için en büyük ekran var bunda. Mesela içe katlanan aynaları var. Isıtmalı ve içe katlanan aynaları var. Burada karartan iç aynamız var. Ayrıca bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela şu anda kapalı. Şu anda sistem devreye girdi. Garaj kapısının otomatik hafızası var. Buraya bastığınız zaman garajı açıp kapatıyor kapısını, ayarladığınız zaman. Ayrıca bu araçta sunroof var. Normal bir sunroof değil. Bu sunroof'un içinde güneş enerjisi selleri var. Mesela 25 derecenin yukarısına geçtiği zaman sıcaklık ve güneşin altına bıraktığınız zaman bu araç içini soğutuyor, güneş enerjisini alıp. Önde bir van var, onu açıyor ve arka tampondan dışarı veriyor. Bu da bir ekstra. Zaten bunu aldığımız Volkswagen bayisi, bir önceki sahibi Volkswagen'in patronuymuş. Yani bu kadar özellik ondan kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Biraz açık kalsın, birazdan kapatırım. Bu araçta başka ne var?
Highline koltukları var, spor koltuklar. Yarı deri, yarı alkantara diyelim ona. Bu koltuklar spor, Highline'a özel. Güzel koltuklar, rahat, bel ayarlaması var.